Sayın Ateş, çok teşekkür ederim. Önemli bir konu. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Sayın Akşener'in de bir anlamda gelen konuyu savuşturucu açıklamalar yaptığını düşünüyorum. Eğer bugünkü sistem, ben Millet İttifakı'nın bir siyasi parti başkanını aday yapacağını düşünmüyorum, yapmaması gerektiğine de inanıyorum. Eğer bugünkü sistemi devam ettirmek niyetinde de iseler, herhangi bir parti başkanı veya herhangi bir ön safta siyasi tercihlerini ön safta tutan bir siyaset adamı aday olabilir tabii. Seçimin sonucunda hep beraber bundan önceki Kendi gibi görürüz ama. seçmenlerinden de özellikle CHP'den de İYİ Parti'den de tabanlarından da liderlere ilişkin bir aday olma talebi olduğunu da biliyoruz. Niye aday olmasınlar sizce? Şimdi bakın, bugünkü sistemden şikayetimiz Cumhurbaşkanı değil parti başkanı olması. Yani Cumhurbaşkanının yanı sıra parti başkanlığı alarak cumhuru partiler üstü bir makamdan bir ölçüde mahrum bırakmış olması. Bugünkü sisteme itiraz ederken başka bir parti başkanı çıkar aday olursa toplumun aklında haklı olarak aynı soru kalır. Yani bir siyasi parti, en büyük partinin genel başkanının cumhurbaşkanlığını gördük. Şimdi siz geleceksiniz, parti başkanlığından nasıl tarafsız olacaksınız sorusu haklı olarak gündeme gelebilir. Ben o yüzden bu tür isim tartışmalarını, hele lider isimlerinin tartışılmasını, yani partilerin tabanını hoşnut edecek bir geçiştirme ama kalıcı bir tartışma olarak görmüyorum. İzin verirseniz bakın, çok rastlantı oldu. Dün akşam bir kitabı bitirdim. Orada anayasa konusunda, esas teşkilat hukuku konusunda Türkiye'de çok saygıdeğer isimler var tabii ama bizim kuşağımızın ve bütün anayasa dünyasının bildiği bir isim vardır. Ali Fuat Başgil merhum. Ali Fuat Bey muhafazakardır, milliyetçidir ama Avrupa'yı anlamda tam bir demokrattır. Onun herhangi bir siyasi parti için özel bir cümle kurmadığını tarihte yazar, hepimiz de okur ve biliriz. Dün akşam 1959'da yazdı ve 1960 civarında üniversitemizde, benim üniversitemde okutulan anayasa kitabından bir bölüme rastlamıştım. Sizin bu soruyu soracağınızı öğrenince arkadaşlardan ben de o metni yanımda getirdim. İzin verirseniz okumak istiyorum. Tabii. Yani tarih içinden bugüne, bunu 59'da yazmış. Yani Türkiye bir yol kazasına uğramadan önce yazmış ve bugüne de ışık tutuyor. Bakınız, diyor ki parlamenter rejim, ki biz şimdi muhalefet parlamenter rejime tekrar, halka dayalı güçlendirilmiş parlamenter rejime dönmek istiyor ya. Parlamenter rejim devlet reisinin faal bir politikacı olmasını asla istemez. Çünkü böyle bir şahsiyet bu rejimin devlet reisinden beklediği birleştirici ve ihtirasları yatıştırıcı rolü yerine bilakis kamuyu parçalayıcı ve parlamentoyu hırçınlaştırıcı bir rol oynar. Aktif politika devlet reisinin değil, başbakanın ve bakanların rolüdür. Devlet reisine düşen politika dışında çarpışan siyasi fikir gruplarının üstünde kalmaktır. Bu şartı yerine getirmeyen ve siyasi ihtiraslar çarpışmasında taraf tutan bir devlet reisi bu rejimde faydalı olmak şöyle dursun, milletin selameti için tehlikeli olur. Yani bunu Ali bugünkü Fuat. mevcut sistem eleştirinize de bir referans olarak mı anlayalım? Evet, esas teşkilat hukuku kitabında Ali Fuat Hoca bunu 59'da yazmış ve bugünkü sorunlarımıza büyük ölçüde ışık tutuyor. Yani Türkiye'nin 1876'dan beri kurmaya çalıştığı sistemde devlet reisinin günlük siyasi tartışmaların üzerinde kalması, hakem olması, birleştirici olması, toparlayıcı olmasıydı. Tam Şimdi burada süreniz yine